Ve kardeşlerim bir önemli ölçümüz daha, farklı bir nokta daha. Aklımızı ne görüyoruz? Aklımızı ne anlıyoruz biz? Bizim aklımız bize sen bilirsin. Sen anlarsın. Aklına geldi. Düşündün. dediği zaman imanımız dur burada. Allah'ın konuştuğu konularda sakın sen konuşma diyor. Peki ayetse bitti. Hadis ise bitti. Tamam, benim sözüm yok. Diyorsak ne akıllı insanız biz o zaman? Hayır. Kadın konusunda konuşurken Allah kadın konusunda konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miras belirletirken Allah Celle Celaluhu topluma yön veren ayetler indiği zaman karşımıza çıktığı zaman ama ama diye başlayan sinsi itirazlarımız varsa ve bunu da aklımıza dayandırıyorsak haşa sümme haşa orada bedevi toplumda Medine'de ne yapacaktı peygamber mecbur bunları söyledi der gibi çağımızın çağdaş köleliğimizin ve çağdaş esaretimizin insanlığın hiçbir döneminde olmadığı kadar köleleştiği, patronun da, işçinin de, küçüğün de, büyüğün de, kadının da, erkeğin de teknolojiye ve sisteme, çağdaş sistemlere, devlet mekanizmasına ve siyasi yapılanmalara köle olduğu bir zamanda, menfaatlerin ırktan daha güçlü bir sistem haline geldiği bir zamanda, güya hür aklı var insanların da Allah'tan kopmaktan başka hiçbir hürriyeti yok kimsenin. Güya hür insanlar Allah'ı bırakmış şeytanın esiri olmuş. Hangi hürriyetten kim söz ediyor? Sabahtan akşama kadar tuvalete bile gitmeme pahasına dizi film izleyen kadınlar, erkekler, gençler mi? Hür bu dünyada. Tuttuğu futbol takımının sempatisi Annesinin hastalığından daha değerli olan insanlar mı hür? La ilahe illallah diyen siyah derili Bilal mü hürdü? Zevklerinin kölesi, çekirdek kölesi. Çekirdeği bile doktor sana zararlı dediği halde bırakamayan insanlar mı hür? Hürriyetin adı ne zamandan beri esirlikle aynı manaya geldi? Elbette biz tefekkür etmeyen ve saf, gafil insan istemiyoruz. Ama Allah'a karşı düşünme cesareti olan bir akıl da tanımıyoruz biz. Allah'ı bıraktık da haşa nerelere gittik ki ne oldu bu dünyada. Bir başka sorumuz kardeşlerim. Kalkındık, uzaya çıktık. Artık hürüz ve medeniyiz dedikleri şey Allah'a göre de böyle mi? Namaz kılınmıyor olduktan sonra fuhuş yaygın oluyor olduktan sonra en adi en pis fuhuş bile kanunlarla koruma altına alınan bir dünyada kim kalkındı be? Allah'ın hududunun yani kanunlarının çiğnendiği bir dünyada kalkınma mı olurmuş? Medeniyet mi olurmuş? Olur der birileri elbette. Liberalizmi, sekularizmi, hürriyet görebilir birileri. Allah görüyor mu? Allah böyle mi görüyor? Biz Allah'ın gördüğünden başka bir şeye baktığımız zaman nasıl Müslümanlık iddia ederiz? Liberalizmin aslında ne vardır? Papazların etki etmediği Avrupa kafası vardır. Papazları pazar günleri saygın kişiler, 6 gün hayatta yerleri yok. Yani sekülerizmin çarşı pazara yansımış adı laikliğin genişlemiş, çiçeklenmiş şekli. Liberalizmi savunan, hile için bile olsa savunan Müslüman Allah ile aynı düşünüyor olabilir mi? Serbest piyasa demek, liberalizm demek mi? Kavramlar nasıl da birbirlerine karışıyor. Madem liberalizm var, madem sekülerizm var, şu dünyada teknolojinin son geliştirdiği, ve gerçekten büyük nimet olan internetinden diğer bilgisayar sistemine kadar dijital dünyada neden neden hurafeler, büyüler 5000 sene önce dünyada var olan büyü çeşitleri, hurafeler hala ayakta duruyor? insanlar para vererek, banka şifresini vererek büyücüye soru sordukları bir dünya var ya. Demek ki bizim gerçek hürriyet olan Allah'a bağlanıp gerisinden kopmayı ters çevirip Allah'tan kopup onun dışında ne varsa kalbimizi ve aklımızı hissiyatımızı ona bağlayarak yanlış yöne kaymışız biz. Bunun adına aldanmak ve aldanmaktan zevk almak denir. Bu sözleri dinlerken haritadan Amerika'daki, Brezilya'daki, Portekiz'deki dalgın insanları, sahillerde sürüklenenleri incelemeye gerek yok. Evimize bakalım. Acı ama gerçek. Nasıl hastalık risk oluyor denince hemen önce ateşimize bakıyoruz. Var mı bizde bir risk diye? Niye iman konularında camdan dışarıdakilere bakalım? Biz kendimize bakalım.